kıymetli Kayserililere ve bütün vatandaşlarımıza teşekkürlerimi, selamlarımı, hürmetlerimi iletiyorum. Cumamız mübarek olsun, toplantımız hayırlı olsun. Bugün Kayseri'deyiz. Bugün ve yarın da yoğun bir şekilde programlarımız inşallah Kayseri'de ve ilçelerinde devam edecek. Her zaman ifade ettiğimiz Anadolu buluşmaları kapsamında Kayseri'de, geçen hafta aynen Konya'da olduğu gibi bu hafta sonu da Kayseri'de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tabii burada bizim dün TV Kayseri'de de ifade ettiğimiz, daha önce başka vesilelerle de söylediğimiz gibi en çok istediğimiz, gönlümüzde yatan kendi başımıza, kendi gücümüzle seçime girmek. En önemli birinci seçenek bizim için bu. Ancak tabii hiçbir zaman da kesinlikle bir ittifakta bulunmayız. Asla böyle bir düşüncemiz yok da demiyoruz. Konjonktür, şartlar, seçime yakın dönemde gelişecek olan olaylar, belki yeni ittifaklar, yeni kombinasyonlar, yeni şartlara göre bunun da tabii değerlendirilebilmesi mümkün. Ancak böyle bir şey olursa da prensiplerimiz var, kırmızı çizgilerimiz var, ilkelerimiz var. Özellikle dış politikada, içeride bu paylaşımda, adalet noktasında bunlara da ancak mutabık kalırsak bir oluşumun, bir ittifakın içinde yer alırız. Bunlar olmadan, dolayısıyla millete faydalı olmamayacaksa bir ittifakın içinde yer almanın bir manası olmaz. Tabii burada ikinci sorunuz galiba aşıyla ilgili miydi? Cumhurbaşkanı adaylığı tabii ki yeniden Refah Partisi Cumhurbaşkanı adayı çıkaracaksa bunun genel başkanını çıkarması, genel başkanının olması son derece doğal. Böyle bir durum hasıl olursa, gerekli olursa tabii ki bu şekilde hareket edilir. Diğeri tabii aşıyla ilgili konular, gündemi çok meşgul eden konular. Bununla ilgili tabii daha önce defalarca açıklamalarda bulunduk. Başından beri süreçle ilgili tabii şüphelerimizin olduğunu, daha sürecin en başından itibaren ifade ettik. 2020 Mart ayında bu işin içinde bir iş var, bundan şüphe duyuyoruz. Bizim eskiden beri çok yakinen bildiğimiz, tanıdığımız dış güçlerin, belli bir imtiyazlı zümrenin bu işlerin arkasında olduğunu düşünüyoruz diye ifadelerde bulunmuştuk. Tabii burada bir kere bir akıl bali insanın sorması gereken soru şu: bu virüs yapay bir virüs. Yani Allah tarafından doğal olarak gönderilmiş, ortaya çıkmış değil, laboratuvarda üretilmiş bir virüs olması insanın aklına soru işaretleri getiriyor. Bunu o zaman üreten çevreler ne için ürettiler? Hangi amaca yönelik olarak ürettiler? Bir virüsü niye üretiyorsun? Çünkü bunu AIDS virüsünü ilk defa tespit eden Nobel ödüllü Fransız bilim adamı Luc Montagnier kendi açıklaması var. Bu hibrit bir virüs. Birkaç tane ayrı virüsün birleşiminden oluşturulmuş yapay bir virüs. Laboratuvarda üretilmiş. Bu bir kere bir şüphe. Tabii ikincisi çok aşırı bir korku ortamının oluşturulması. Bilim adamları diyorlar ki bir salgının pandemi olması için nüfusun en az %10'unu öldürmesi lazım. Allah muhafaza buyursun. Yani Türkiye'de 8 milyon insanın ölmesi en az. Dünya üzerinde de 700-800 milyon insanın ölmesi demek. Bütün dünyada pandeminin başından bu yana ölen insan sayısı kaç? 5 milyon 427 bin. Bu ne demek? 10 binde 6 demek. Bu 10 binde 6'nın da 10 binde 5'i 65 yaşın üzerinde kronik hastalığı bulunan, 65 yaşın altında 10 binde 1'e düşüyor ölüm riski, 40 yaşın altında daha da aşağı düşüyor, 15 yaşın, 18 yaşın altında milyonda 1'lere düşüyor. Şimdi böyle bir düşük risk için 5 milyar, 7 milyar, 8 milyar insanı aşılayacağız, bir doz yetmez, iki doz yapacağız, üç doz yapacağız, beş doz yapacağız. Bu son derece mantıksız. Acil kullanım onayı verdik dediğiniz aşı mRNA teknolojisini kullanıyor. mRNA teknolojisi demek hücre içine, yani hücre çekirdeğinin içine etki edebilen bir teknoloji demek. Hücre çekirdeğinin içine etki ettiğiniz zaman Allah vermesin çok ciddi riskler, çok ciddi ürkütücü sonuçların ortaya çıkması mümkün. Mutasyonlar gibi, sakat doğumlar ve daha önce fotoğraflarıyla basın toplantısında da ifade ettiğimiz gibi Allah göstermesin
kuyruklu insanlar, posta sahip, hayvan postuna sahip insanların doğumu gibi korkunç sonuçlara yol açabilmesi mümkün. Ayrıca bunun tabii içerisine bir de grafen oksit konulmuş. Grafen oksit bu mRNA teknolojisinin hücre çekirdeğinin içine girebilmesini sağlayan madde. Hayır, bu yoktur dediler. Ancak bunları Japonya Sağlık Bakanlığı tespit ettiği gibi aynı zamanda bilimsel makalelerde elektron mikroskobunda bu grafen oksit maddesinin görüntülerini, fotoğraflarını biz basın toplantımızda da gösterdik. Diyor ki biz şu anda 5-12 yaş çocuklar için hazırladık. Ya nasıl hazırlıyorsun? En az 6 sene bunun süreci var. 5-12 yaş arası çocuklarda on binlerce denek üzerinde bunu denemen lazım. Sonuçları kaydetmen lazım, karşılaştırman lazım, yan etkilerini görmen lazım. Kaldı ki bu fazlardan, bu aşamalardan geçmiş bir ilaç piyasaya sürülmüş. Piyasaya sürüldükten 5 sene, 10 sene, 20 sene sonra beklenmeyen yan etkiler, hesap edilmeyen sonuçlar çıkabiliyor. Tekrar piyasadan toplatılıyor. Siz şimdi dediğim gibi deli gibi bunu yapmaya kalkıyorsunuz. Dolayısıyla bu gerçekten de şüpheli bir durum, riskli bir durum. Bu noktada en azından yetkililerden beklentimiz, kardeşim bu noktada olmak isteyenlere biz tabii ki bu aşıyı temin ediyoruz. Onun en tabii hakkıdır. Bütün bu riskine rağmen ben olacağım diyorsa olsun. Ama olmak istemeyenleri zorla aşılamak, insan haklarına da aykırı, bilime de aykırı, uluslararası hukuka da, bizim anayasamıza da aykırı, hasta haklarına da aykırı. Olmadık ve kaçabildiğimiz kadar kaçacağız. Hep onu söylüyorum. Ancak bu PCR testi tabii çok büyük bir zorlama ve bir zulüm. Bundaki zaten aslında dolaylı bir dayatma. Yani siz 2 günde bir PCR testi vereceksiniz demek, hayatın yaşanmaz hale gelmesi. En sonunda vatandaş diyecek ki ya bu işkenceyi çekemem. Gideyim olayım da neyse kurtulayım diyecek. Onun için bunun iptal edilmesi için de bildiğiniz gibi Danıştay'a bir resmi başvuruda da bulunduk. We'll be right back.